Evet. Diyelim ki kalp yetmezliği olan bir hastanın kullandığı ilaçlar ve yaşam tarzında yaptığı değişiklikler işe yaradı. Ya ama yeterli değil. Ve belirtileri sürekli hale gelmeye başladı. Bu noktada kalp fonksiyonlarını destekleyecek medikal cihazların vücut içine yerleştirilmesi ve cerrahi seçenekler değerlendirilmeye başlanır. Kullanılabilecek medikal cihazları şu şekilde sıralayabiliriz. Karıncık destek cihazı. Bu cihaz isminden de anlaşılabileceği gibi karıncıklara destek olur. Kalp yetmezliği karıncıklarının birinin ya da ikisinin birden yeterli derecede pompalama yapamamasından kaynaklandığı için bu cihazların görevi bu fonksiyonu destekleme, hatta bu görevi karıncıklardan devralmaktır. Çalışma prensiplerine gelince, yardıma ihtiyacı olan karıncaya bağlı bir tüp vardır. Örneğin burada sol karıncığın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünelim. Tüp, karıncığa alt kısmından bağlıdır. Bu durumda kan, bu damardan dışarı çıkmak yerine buraya yönlendirilir bu tüpten geçerek pompaya ulaşır. Daha sonra ise diğer tüpün yardımıyla da buradaki atardamara ulaşır ve kalpten çıkar. Gördüğünüz gibi sol karıncığın yapacağı işi buraya yerleştirilen pompa üstleniyor. Karıncık destek cihazları genellikle vücudun dışında bulunan bir güç ünitesi ve kontrol cihazına karın bölgesinden vücut dışına çıkan bir kablo ile bağlı olurlar. Hasta kontrol cihazı ve güç ünitesini sürekli üzerinde taşımak zorundadır. Şu ana kadar sol karıncık için konuştuğumuza göre bu cihaza sol karıncık destek cihazı diyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı durum sağ karıncık için de geçerli olabilir. Ve bu durumda kullanılacak cihaza da sağ karıncık destek cihazı adı verilir. Sağ kulakçığa bağlı olan bu cihaz, buradaki kanı alıp ak akciğerlere ulaşması için sağ taraftaki atar damara pompalar. Bunlara ek olarak çift karıncık destek cihazlarından da bahsedebiliriz. Bu cihazlar karıncıkların yapması gereken pompalama görevini üstlenirler ve aynen kalbimizin yaptığı gibi kanı ritmik bir şekilde pompalarlar. Ya da pompalamak yerine kan akışının sürekli olmasını sağlarlar. Bu durumda ilginç olan şey ise nabzınız olmaz ama kan vücudun her yerine ulaşır. Karıncık destek cihazları kalp nakli bekleyen ya da kalp nakli yapılamayacak hastalar için kullanılır. Kullanılabilecek bir başka medikal yöntem kardiyak resenkronizasyon tedavisidir. Bu kalp atışlarını düzenleyen bir kalp pili. Çift kalp pili ve otomatik elektroşok cihazından oluşuyor olabilir. Kalp pili göğüs kafesi içine yerleştirilen küçük bir cihazdır. Cihazdan çıkan elektrik kabloları sağ ve sol karıncaya bağlıdır. Sol karıncaya ulaşmak için kalp damarlarının içinden sol karıncığın arkasına geçerler. Bu kabloyu kesikli çizgiyle çizmemin sebebi bu. Sağ ve sol karıncık kalp yetmezliğinden değişik şekillerde etkilenip farklı zamanlarda kasılmaya başlayabilir. Bu durum kalbin pompalama fonksiyonunun verimsiz çalışması anlamına gelir. Kalp pilinden çıkan kablolar karıncıklara gönderdikleri elektrik sinyalleriyle karıncıkların aynı anda kasılmasını sağlar ve pompalama fonksiyonunun daha verimli olmasına yardımcı olur. Bu cihaza ek olarak otomatik elektroşok cihazları kullanılabilir. Eğer kalp yetmezliği hastanın hayatını tehlikeye atacak seviyelere ulaşmışsa, yani kalp atışları kontrol edilemeyecek şekilde artıyorsa, elektroşok cihazı kalbe şok göndererek kalp ritmini yeniden düzenler. Medikal cihazların yanı sıra hastanın cerrahi müdahaleye de ihtiyacı olabilir. Kan damarı hastalıkları için kan akışını düzenlemeye yardımcı stentler kullanılır. Stentler, damarların içinde plak birikimi olan noktalara yerleştirilerek damarların genişlemesine, dolayısıyla kan akışının da düzenlenmesine yardımcı olur. Damarlarda daralma olmadığında, pompalama fonksiyonu kalp içinde zor bir görev olmaktan çıkar. Bir başka ameliyat tipi olarak da sıkça duyduğunuz bypass ameliyatını verebiliriz. Bu ameliyatla kan akışı yönlendirilerek tıkalı damar bypass edilir. Stentlerde olduğu gibi tıkalı bir damar olmadığında kalp kanı çok daha kolay bir şekilde pompalar. Bypass ameliyatlarında vücudun başka bir yerinden alınan damar tıkalı damara monte edilir ve tıkalı kısım kan akışına etki edemez. Kalp yetmezliğinde karşımıza çıkan son ameliyat tipi ise kalp naklidir. Bu ameliyatta hasta kalp alınıp yerine sağlıklı ve yeni bir kalp konulur. Bu ameliyat sizin de tahmin edeceğiniz gibi zor bir ameliyattır. Çok ciddi kalp yetmezliği olan, diğer tedavi ve ameliyatların işe yaramadığı hastalarda kullanılır. Şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.